Merhaba arkadaşlar, ben Sınıf Bilimci. Bugün sizlerle veletler hakkında konuşacağım. 25 İsviçreli bilim adamı, 12 National Geographic personeli ve NASA'nın desteğiyle Veletistan'a uzun bir yolculuk yaptık. Personellerimizden 3'ü beyin kanaması, 2'si aşırı utanç sendromu ve 6'sı YouTube enfeksiyonu yüzünden hayatını kaybetti. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen belgeselimizi hazırlayıp veletler hakkında her türlü veriyi derlemeye çalıştık. Velet modu yazabilirsiniz bu arada. Öncelikle velet kelimesinin tanımını yapalım. Vel kelimesi Hausa dilinden dilimize geçen Nijerya kökenli bir sözcüktür. Türkçe'de beyin kırıntısı dahi barındırmayan yıkık o anlamına gelmektedir. Yapma oğlum, şey yapma lan. Biliyorum izlediğimizi. Mako yapma oğlum. Et kelimesi ise bizim bildiğimiz et anlamı taşıyıp vel ile birleşince velet, yani yürüyen beyinsiz et parçası anlamını kazanmıştır. Velet, bilinenin aksine birey değil, aşırı derecede bulaşıcı bir patojenin adıdır. Genellikle 0-7-13 yaş arası bireylerde görülür. 0-5 yaşa kadar uzanan örnekleri de vardır. Seni beni çekti lan! Evet! Enfan! 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 Ananı seni! Senin a**ma! Ya ben duramıyorum! Senin doğacak bebeğini karımın a**ma bebeğini ya delirdi. Bir insanın velet olduğunu nasıl anlarsınız? Velet? Bu muhtemelen en dikkat çekici özelliktir. Eğer bir velede YouTube oyun sektörü hakkında sorular yöneltirseniz size ansiklopedik veriler sunması kaçınılmazdır. Çünkü bir veledin ilk uğrak noktası YouTube ve gamer kanallarıdır. Veletler gamer kanallarına niye laf sokmuş şimdi? Enes Batur'a bayılırlar. Öyle ki hastalığın ilerlemiş türdeki bireyleri Enes Batur'un aşırı derecede babaları olmasını ister ve bunun için ahlak dışı birçok faaliyette bulunur. Hey Hakan'la gidiyoruz. Ananız hayatınızdaki sevgilinizden, herkesten daha önce gelmesi gereken bir insan. Annenizi sikmemi istemeyin. İsviçreli bilim adamlarının yaptığı son çalışmalarda ortaya çıkan verilere göre veletler yüksek elektromanyetik beyin dalgalarıyla kontrol edilirler. Enes Batur adlı YouTuber'ın da bu kadar çok veledi bir araya toplaması, velet patojeninin onun tasarımı olduğu ve tüm dünyaya da onun yaydığı teorisini akıllara getirmektedir. Bir velet virüsünün en uygun habitatı bilgisayarlardır. Dikkat! Bilgisayar ve bilgisiyar karıştırılmamalıdır. Bilgisayar, günlük standart işlerimizi kolaylaştıran elektronik cihaz olarak bilinirken, bilgisayar, ışıklı mışıklı donanımların bulunduğu, oyun dışında hiçbir faaliyeti bulunmayan ezik, yıkık teknoloji çöpleridir. Shut the fuck up! Know your fucking place, trash! Fucking robots! Konumuza dönersek, velet virüsü en aktif belirtisini bilgisayar başında gösterir. Minecraft, Zula, LOL, Wolfling gibi online oyunlar veledin diğer velet patojenine sahip bireylerle bağlantı kurmasını sağlar. Beni dinliyorsunuz arkadaşlar, gelin! Gelin, ağzını yıkın! Senin sesini solumunu Allah sana! Buraya gelin, buraya! Allah'ım belası, o mikrofonu kes bak, gelmeyin oraya bak! Lan! Ananın gözlerini oyarım vallahi, kapat mikrofonu lan buradan! Ananın gözlerini oyarım ne ya? Gözünü çabuk, hani şefkini çabuk edin ya! Ne diyorsun lan sen? Çıldırdın mı? Ne yaptın? Allah Allah. Burada neleri yapıyorsun? Adamın gözlerini oyarım ben senin. Kapat bir kafanı kerefini. Bu da patojenin maksimum etkiyi göstermesine, potansiyelinin yükselmesine, mutasyona uğramasına ve bulaşıcılığının önemli derecede artmasına neden olur. Sadece bu nedenlerden dolayı ülkemizdeki velet sayısı 5 senede 5 milyondan fazla kişiye bulaşmıştır. Bu arada can abi. Ne? Tamam. Velet hastalığına yakalanmış kişiler aşırı derecede hacker sendromuna tutulurlar. Kendilerine Ay Yıldız Tim personeli muamelesi yaparak sokakta, evde, okulda siyah kapüşonlu hırkalarla dolaşırlar.
Ayrıca sendromun etkisini artıran Mr. Robot filmiyle topluma karşı aşırı düşmanlık beslerler. Onu açıyoruz. Ve görüyorsunuz Vodafone'un bir saat bedava interneti. Sosyal medya için var. Video için var. Kesin bunu Vodafone akrabaları için yaptı. Ama Horizon 2004'ten kaçmaz böyle şeyler. Horizon 2004 mi? İlerleyen evredeki bireyler bağımlıymış gibi davranabilirler. Yakalandı. Şimdi gerçeklere gelirsek. Ay Yıldız Team personelleri antisosyal kaçıklar değillerdir. Gündelik rutinlere sahip, gündelik insanlardır. Toplumu sevmeyen veletlerin hiçbirinin hayatla mücadelesi yoktur. Saat akşam 8'e geldiğinde sütlerini içip horul horul uyurlar. Ve son olarak bağımlı gibi davranmak için hiçbirinin uyuşturucuya ihtiyacı yoktur. Veletlere karşı kendinizi nasıl koruyacağınız konusuna gelelim. Veletler karşınıza genelde sosyal medyada çıkar. Karşıt düşüncelere sahip olursanız kendisinin bir hacker olduğunu ve sizin facenizi hackleyeceğini söyler. Ben zaten hile bilsem de kutlu silinmez. Tamam oğlum, ben orasında değilim. Ben şuna geldim. Hacker'ım dedim. Beni bekle seni. Nasıl? Evet, sen hacker mısın? Hadi benim bir internetimi al. Ama 2 saat beklemen lazım. Çünkü işlemleri yapacağım da. Ya 2 tamam hadi hadi lan. Ben sana 2 saatimi veriyorum. Tamam mı? Eklemezsin kabul mü? Ya Razor Hekim tamam, Podcast niye Salih Reis? Oğlum böyle her şeyi kapatacağım. Sesliği falan. Tamam mı? Bir de ben... Bir saniye. Benim arkadaşım gelecek, onunla çalışacağım, tamam mı? Arkadaşın gelecek, arkadaşınla çalışacağız. Evet, o da Trojan. Birlikte yani, bilgisayarını sikeceğiz. Tabii ki en büyük başarıları o platformdan hesabınızı engellemek olacaktır. En büyük sorun, sosyal hayatta karşınıza çıktığında ne yapacağınız. Karmaşık olabilir ancak çözüm basit. Veletler sosyal hayatta karşınıza genelde misafir ortamında çıkar. Az önce de bahsettiğimiz gibi veletlerin habitatı bilgisayar olduğu için evinize gelen bir veledin ilk durağı bilgisayarın bulunduğu bölüm, yani büyük ihtimalle odanız olacaktır. Bu duruma karşı yapmanız gerekenler oldukça basittir. Bir velet her ne kadar bilgisayar bağımlısı olsa da çok büyük bir kısmı yazılımsal veya işlevsel donanımları ile ilgili detaylı bilgiye sahip değildir. Onlara göre bir kulaklık için bile ses kalitesi veya kulağınıza uyumu önemli değildir. Işıklı mışıklıysa onlar için ideal kulaklıktır. Bu kadar kıt bilgiye sahip veletle savaşmanın en iyi yolu o gelmeden bilgisayar üzerinden veya fiziksel olarak internet bağlantısını kesmektir. Çünkü internet online oyunlarla bağ kurmasını sağladığından veletler için atar damar görevi taşımaktadır. Ne oldu ya şimdi? Ne oldu lan? Bilmiyorum. Efendim? Ne yaptın ya? Ne yaptın? İnternet bağlantısını kesmek birinci yol. Yerim geldi benim de aklıma. Eğer masaüstünüzde offline olarak da oynanabilecek oyunlar varsa ikinci yolu deneyebilirsiniz. İkinci yol da oldukça basittir. Tüm oyunları bir klasörde toplayarak klasörü gizleyebilirsiniz. Diyelim kurbanınız bordo velet çıktı ve oyun dosyalarını bulmayı biliyor. Bordo velet. Bunun için yapmanız gereken üçüncü yolu uygulamak. Üçüncü yol da oldukça kolaydır. Kasayı prize bağlayan fiş kablosunu kasaya bağlanan kısmını gevşetmeniz, velede bilgisayarın bozulduğu hakkında kandırmanızı sağlayabilir. Diyelim tüm yolları denediniz ve olmadı. Maalesef dördüncü bir yolumuz yok. Başvuracağınız tek uygulama fiziksel şiddet olacaktır. Ya,